Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda keçe taban nasıl tığlanır onu anlatacağım. 36, 37, 38, 39, 40 numaraları göre sizlere patiğinizi nasıl batmanız gerektiğini çok pratik ve kolay bir şekilde anlatacağım. Başlayalım dilerseniz. Benim keçe tabanım gördüğünüz gibi çok eski tabanlardan. Şimdiki tabanlar daha güzel ve daha kaliteli. Sizler o şekilde alırsanız daha uygun olur sizlere. Keçe taban tığlamada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Patiğinizi hangi tığla örüyorsanız keçe tabanınızda o şekilde aynı tığla tığlamanız. Ben mesela tığ işi patiklerimde 2 numara kullanıyorum. 1.75. O yüzden keçe taban tığlamamda da bu tığ numarasını kullanacağım. Şimdi patiğimizde belli başka noktalar var. Patiğimizin tam ortasını bulmak. Gördüğünüz gibi bu patiğimin noktalama yani delme kısımları eşit oranda olmadığı için en yakın hangisi diye bakıyorum, o kısmı işaretliyorum. Şimdi patiğimizin burası orta kısmı. Patiğinizin orta kısmını şuradan işaretliyorsunuz. Bir de taban kısmını buradan işaretliyorsunuz. Bu önemli. Patiğimizi burada işaretledikten sonra sağında 1-2, solunda 1-2, şurası bizim patiğimizin burun kısmı oluyor ve sabit. Buraya 5 batıyoruz. Tam ortasına patiğimizin şuraya 5 batıyoruz. Bu yanlara 4-4, 4-4 batıyoruz. Bu sabit, hiç değişmez. Bütün ayak numaralar arasında aynı. Bunu yaptıktan sonra geriye bu işlemden sonra şu işleme geçiyoruz. 1-2-3-4. Burada da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Şu şekilde şu yanlara da 4 tane olan yerime 3 tane tığ battı yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde 4 tane olan şu kısmıma 3 tane tığ yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sabit. Buraya kadar burun kısmı 36, 37, 38, 39, 40 numarada hepsinde tığlama şekli bu şekilde sabit ayarlayabilirsiniz. Nereden peki patiğimizi ayarlayacağız? Çünkü hepimizin ördüğümüz patiğin trabzan sayısı farklı oluyor. İşte ona da geleceğim şimdi. Bu kısmı anladıktan sonra patiğimizin şu alt kısmını da anlatayım. Sonra ayarlamaları nereden yapacaksınız onu anlatacağım. Patiğimizin orta kısmı burası, her zaman 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine tam ortasından sağından ve solundan iki noktaya şuralara 3 batıyoruz. Sabit. Yine aynı şekilde ortasından sol kısmında iki noktaya batıyoruz. Buraya da yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Burası patiğimizin tüm ayak numaralarına göre sabit kısmı burası. Bir de bu anlattığım kısım sabit. Burayı ayarladıktan sonra geri gelelim diğer tarafa. Patinizi ayarlamaya. Şimdi şurası orta kısımdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası baş kısımdı yine. Buradan da yine bir şurası orta kabul ediyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kısım yine, buradan da burası. Şimdi ben burada bu arada kalan kısımdan hangi keçe tabanıma ayak numarasını kullanıyorsam ve patiğimin trabzan sayısına göre buraları eşit bir şekilde ayarlıyorum. Örneğin ben burayı 2 tane sık iğne ile başlıyorum. 2 sık iğne, 2 sık iğne, arada 1 tane 3 sık iğne yapıyorum. Eğer ki trabzan sayınız tam eşit değil, 1 tane fazlaysa diyelim. Burayı 2, 3, 3. Yani burasını tamamıyla siz patiğinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 2 sık iğne yapın, isterseniz 3 sık iğne yapın. 2 2 3 2 2 3 şeklinde şu kısma, topuk kısmına gelene kadar o şekilde yapıyorum. Patik numaranızda farklı trabzan sayısına uyguluyorsunuz diyelim. 3 3 3 2 3 3 2 de yapabilirsiniz. Tamamınıza, elinizin ayarına göre bunları ayarlayabilirsiniz. Gün geçtikçe, daha çok çalışma yaptıkça, eliniz alıştıkça çok pratik gelecek artık bu sizlere. Şöyle daha renkli olması açısından, hani daha anlaşılır olması açısından
Şöyle de bir çalışma yaptım. Anlatmak için size daha net olması için. Bakın 36, 37, 38, 39, 40 ayak numarasına göre hepsini belirleyeceksiniz. Şöyle yanlamasına tutuyorum. Ekran görüntüsü almak isteyenler alabilir. Burası, bakın şuraya sabit yazmışım gördüğünüz gibi. Burası tüm ayak numarasında olan sabit yerimiz. Ayrıyetten şurası da topuk kısmımız, tüm ayak numarasına göre sabit. Patinize göre ayarlama yazmışım, bakın bu yerde de. Buradaki sık iğne batım yerinizi patinize göre ayarlayabilirsiniz. Buraları ben patiğimde 125 trabzanım olduğu için bu araları ona göre ayarladım. 2 2 3 yaptım. 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2. Yine karşısındaki yere de 2 2 3 2 2 3 2 2 3 şeklinde buraya uyguladığımı buraya tarafa da uyguladım. Trabzan sesine göre dediğim gibi 3 3 2 yapabilirsiniz. Başka anlatmak istediğim düşünüyorum, hani unuttuğum püf noktası var mı? Bu kadar. Başka yok yani. Bu kadar kolay ve basit. İlk kez başlayanlar bile çok zevkli gelecektir bunu öğrendikten sonra. Hemen patiğimizin orta kısmını bulacağız. Taban kısmında, topuk kısmında da orta kısmımızı bulacağız. Sadece gördüğünüz gibi taban kısmında sadece şu orta kısmına 5 tane sık iğne yapıyoruz. Başka hiç sık iğne yapmıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Videonun devamında sık iğne nasıl yapılır onu da ekleyeceğim. Buraları nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim kısa bir şekilde. Zaten şu kısmı yaptıktan sonra diğerleri rakamlara göre sık iğnenizi batmanızdan ibaret. Çok kolay bir şey. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Çok kıymetli benim için. Yorum ve beğeni bırakırsanız ayrıca çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet, 2 numara 1.75 mil tığımla başlıyorum. Önce sabitledim. Sabitledikten sonra keçe tabanımda tam orta kısmını ayarladım, bakın 5 tane sık iğne yapacağım yere batıyorum hemen gördüğünüz gibi. İlmeğimi alıyorum. Ve bir tane zincir çektim ve sabitledim. Bir ipimizi bu şekilde sardırabiliriz, ipimizi üstünden alarak. 2 ipimizin üstünden sardırıyorum. 3 aynı ovaya batarak 5 tane sık iğne yapıyoruz. 4 bir tane daha yapıyorum. 5 Evet, gördüğünüz gibi patiğimizin ortasında 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi yanına geçiyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz arada. Buraya 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Yine arada hiç zincir çekmiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 4 tane yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Evet, bu şekilde diğer kalan kısımları 3 3 batıyorum. Yine aynı en başta anlattığım gibi. Aslında ben bu keçe tabanın üzerinde sizlere anlatımı yapmıştım ama siyah olduğu için çok görünmüyor, hani tükenmez kalemle de yapsam. O yüzden sizlere böyle videonun başında bir kağıda çizerek anlatmayı daha uygun gördüm. Sizler de dediğim gibi patinize göre bu vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Evet, bu şekilde verdiğim ölçülere göre yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel ve çok şık bir patik modeli hazırladım.
Tunus işi. Şöyle patimize bakalım isterseniz. Oldukça ayakta hoş ve güzel duruyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaprak desenli ve çiçeklerimizden oluşan bir patik modeli. Yanlarına bu şekilde yaprak deseni koydum. Bu tarafta yaprak deseni koydum. Bu şekilde güzel ve şık bir patik modeli oldu. Bu patik modelimiz 36-37 ayak numarasına uygundur. Gördüğünüz gibi bu kısımda topuk kesmemiz yoktur. Bu patiğimizde şu şekilde hazır tabanlı keçe kullanacağız. Ve üzerine patiğimizi montelemesini yapacağız. Oldukça güzel ve şık bir patik modeli gördüğünüz gibi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Daha yüksek ayak numarasına göre yapmak isterseniz biz şimdi şu yan kısımdan başlayacağız örmeye. Buradaki trabzan sayısınızı ayarlayıp şu aradaki boşluğu 4 tane arttırabilirsiniz. 2 veya 4 arttırarak şu aradaki boşluğu geniş tutarsanız tüm ayak numarasına göre sizler de yapabilirsiniz. Ben bu Tunus işi patik için 3 numara bu şekilde kullandım. Kıstasını kullanabilirsiniz. Onda farklı bir örnek olduğu için bu şekilde uzun Tunus işimi kullanacağım. Normal patiklik iplerim var. Bu şekilde sarı, beyaz ve bordo. Bir tane makası ihtiyacınız var kesmek için. Bir de tığa herhangi bir tığ numarası olabilir. Buradaki kısmı yapmak için bilek kısmında. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle sarı ipimizi alıyoruz. Sarı ipimizi alıyoruz. Sabitliyoruz ilk başta. Bu şekilde sabitledikten sonra 17 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şekilde ipimi şu tarafa alayım. 17 tane bu şekilde zincirimizi çektik. Bu diğer kanalımdaki patik videolarından farklı başlangıcı olacak. Ben bu şekilde görmedim başlangıç olarak. Sizlere daha kolay olacaktır eminim. Daha çok modeli oturtabilirsiniz bu şekilde. Hemen ikinci zincirden ilmeklerimi topluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Zincirime şu şekilde çift batacağım. İki kanadını birlikte alıyorum. Bakın şu şekilde. Buna dikkat edin. Kenarımızı iki kanadını birlikte alıyoruz. Evet, bu son aşamamızdı. Buradaki kalan kısım kalıyor. Bunu diğer tarafta ördükten sonra bilek kısmına geçişte sizlere anlatacağım bu kısmı. En sondakine bir tane zincir çekiyoruz. 2 2 geliyoruz. Yaprak kısmımıza başlamadan önce 3 sıra bu şekilde örüyoruz. Evet, şimdi ikincisinden alıyorum. İlmeğimi şu şekilde topluyorum. Yine 13 ilmek. Bu bizim ikinci sıramız oluyor. Üçüncü sırayı da ördükten sonra dördüncü sırada yaprağımıza giriş yapıyoruz. Tunus bilenler çok rahat bir şekilde burayı yapabilirler. Yine en sondakine çift batmayı unutmuyoruz. Bakın şöyle iki kanadını birlikte alıyoruz. En sondakine bir zincir,
Yine 2-2 geliyoruz. Şimdi ben burayı tamamlayıp bir sıra daha örüp geleyim. Ondan sonra yaprak kısmını hep birlikte devam edelim. Evet, bir sıra daha örüp geldim. Bu arada yeşil ipim de var. Onu videoda göstermeyi unuttum. Evet, şu şekilde 3 sıramızı ördük. Bakın 1-2-3. Bir de eli çok sıkı olanlar, hani kendi elinize göre tunus çizinizi büyütebilirsiniz eliniz sıkıysa. Ben çok bol değil, çok sıkı değil, tam orta ayarda örüyorum ki patiğim güzel, böyle çok sert değil, yumuşak bir patik düşsün diye. Şimdi artık yaprağımızı kuracağız. Yaprağımızı kurmadan önce 6 tane örüyoruz. İkincisinden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tunusumu ördüm. Tam ortasına yeşil ipimizi bir tane örüyoruz. Yaprağımızın uç kısmı oldu. Ben sadece yaprağın bir tanesini anlatacağım. Aralarda ne kadar öreceğinizi anlatacağım ve diğer tarafı ne kadar öreceğinizi anlatacağım. Buralar basit. Birazcık ön tarafta zorlanabiliriz. Diğer taraflarda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Evet, şimdi bir tane yeşil ördükten sonra bu geriye kalan şuraya da yine bağlayacağım. Kayma olmasın diye. Geri kalan 6 taneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şöyle yine çift batıyorum. En sondakine bir tane zincir. 2, 2 geliyorum. İp geçişlerini şu şekilde çapraz tutarak örebilirsiniz. Yeşili yeşille ördüm. Tekrar sarıyı alıyorum. Sarıyla devam ediyorum. Video çok uzun olursa bölüm bölüm de yayınlayabilirim bilginize. Ya da bir tane videoda da hepsini toplayabilirim. Şimdi yaprağın ikinci sırasını örüyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Yeşil kısmımızın sağına ve soluna bir tane daha yeşil yapıyoruz ve 3 tane yeşil oluyor bu sırada. 1, 2 ve 3. Geri kalan ilmeklerimizi yine sarıyla örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğini de örüyoruz. 5. En sondaki de bir zincir. Yine 2, 2'ye geliyorum. Yeşile kadar. Yine çapraz alıyorum gördüğünüz gibi. Yeşilleri yeşille, sarıları sarılarla örüyoruz. Evet. Yaprağımızın uç kısmı oluşmaya başladı. 2, 3, 4 tane sarı ördük. Bu sırada yine bir tane yeşilimizi arttırıyoruz. Sağda ve solda 5 tane yeşil oluyor. 1, şimdi yeşillere geldik. 2, 3, 4. Yine yaprağın bu tarafındakini de örüyorum. 5. Şimdi sarı ipimi alıyorum tekrardan. 1, 2, 3. En sondaki köşemizi alıyorum. 4. Bu sıramızı da sarıları sarıla, yeşilleri yeşillerle örüp gelelim. Bu sıramızda 3 tane sarı örüyoruz. Daha sonrasını hemen yeşil ipimi alıyorum. Yine sağından ve solundan bir tane arttırarak 1, 2, 3,
4 5 6 7. Bu sıramızda da 7 tane yeşil ördük. 3 tane sağda ve solda sarı oluyor. Burada bakın bol tutun. İsterseniz sardırarak da getirebilirsiniz. Bu şekilde bol tutarak da hemen örebilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Kenarını yine çift batarak alıyorum. Bir zincir en sondakine ve sarıları sarıyla, yeşilleri yeşiliyle gelelim. Bir üst sırada sağdan ve soldan almıyoruz. Yeşili yine 7 tane örüyoruz. Ve geliyoruz. Orayı göstermeyeceğim, aynısı olduğu için. Yani bir üst sırada ne görüyorsak bir sıra örüp gelelim. Evet, bu şekilde bakın 2 sıra 7 tane yeşilimiz oldu. Şimdi yaprağımızın son 3 sırasına geçiyoruz. Buradaki sarımızı arttıracağız. 2 3 bir tane daha sarı örüyorum. 4 burada bir tane sağdan yeşiller sarı olmuş oluyor bu sıramızda. Şimdi 2 tane yeşil örüyorum. 1 2 ortada bir tane sarımızı örüyoruz. Daha sonrasında yine 2 tane yeşilimizi örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi sarıyla tamamlıyoruz bu sıramızı. Evet. Sağda ve solda 4 tane sarımız olmuş oldu. Bu şekilde. En sona bir zincir çekiyorum. Yine 2-2 hangi renkle örmüşsem onları örüyorum. Yeşille yeşilleri, sarıyla sarıları, tekrar yeşilleri yeşil örüyorum. Kalan sarılarımı da sarı örüyorum. Evet, bu şekilde yaprağımızın oyuntularını oluştururuz. 2 3 4 5 tane sarı örüyoruz bu sırada. 1 tane yeşil, 1 tane ortadaki yine sarı örüyoruz. 1 tane yeşil. Evet, geri kalan ilmeklerimizi sarıyla örüyoruz. 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimizi çift alıyoruz. 5 yine bu sıramızı da örüp gelelim. Evet, yaprağımızın son kısmındayız. 2 4 6 tane sarımızı örüyoruz. Ortada sarıların üstüne bir tane yeşilimizle yaprağımızı bitiriyoruz. Geri kalan yine kenardaki ilmeklerimizi sarıyla örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve kenarı da alıyorum. 6 yine burayı da sıra sonu kadar örüp gelelim. Evet, yaprağımız bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok güzel oldu. Bu yaprağı bitirdikten sonra araya yine bu başlangıçta olduğu gibi 3 sıra örüyoruz. Şöyle manken ayağından göstereyim sizlere. Evet. Bu yaprağımız bittikten sonra arada 3 sıra örüyoruz. 1 2 3 3 sıra ördükten sonra ikinci yaprağımıza yine aynı şekilde örüp bitiriyoruz. Bitirdikten sonra şu aradaki kısmı size söyleyeceğim ne kadar öreceğimizi. Bu kısımdan daha büyük örmek isteyenler 2 sıra veya 4 sıra elinizin ayarına göre arttırıp eksiltebilirsiniz. Burayı bitirdikten sonra size ölçü de vereceğim. Ona göre de ayarlayabilirsiniz sizler de. Şimdi bu kısımda ne kadar öreceğinizi sizlere söyleyeyim. Bu arada 10 sıra örüyoruz bakın. Yaprağımız bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördük. Ayak numaranıza göre genişlemesini buradan yapabilirsiniz.
Bu 36-37 ayak numarası için uygun. Sizler 2 veya 4 tane 4 sıra arttırabilirsiniz elinizin ölçüsüne göre. Burayı da yaptıktan sonra şimdi bu kısma geçeceğiz. Bu kısmı geçerken dikkat etmeniz gereken püf noktası şu. Yaprağımızı bu şekilde uyguluyoruz. İki tarafı da aynı eşit gelsin diye bu tarafa uç kısmından başlıyoruz. Bakın önce bir tane yeşil yapıyoruz. Daha sonrasında yeşilin sağından ve solundan bir tane yeşil, ortası sarı oluyor. Bir üst sırada iki yeşil, yanlarda ortada bir tane sarı oluyor. Bir üst sırada 7 tane yeşil, bir üst sırada yine 7 tane yeşil, bir üst sırada 5 tane, daha sonra 3 tane ve en sonunda bir tane yapıp bitiriyoruz. Yine 3 tane, arada 3 sıra sarı örgümüzü ördükten sonra ikinci yaprağımızı da yapıyoruz. İkinci yaprağımızı yaptıktan sonra 1 2 2 sıra yine örelim. Ondan sonra oradan hep birlikte devam edelim. Patiğimizin ön kısmına geçişi yapacağız daha sonrasında hep beraber. Patiğimizin yapraklarını bitirdik bu şekilde. Şimdi ne kadar oldu onu sizlere söyleyeceğim. Bu şekilde tuttuğum zaman benim örgü boyutum 22 santim oldu. Sizler de elinizin ayarını buradan ölçebilirsiniz. Tam 22 gördüğünüz gibi. Şimdi artık patimizin ön kısmını hep birlikte yapacağız. Burada 2 sıra demiştim ama 3 sıra öreceğiz. Yapraktan sonra 3 sıra ördüm ben. Şöyle sayayım. 1, 2, 3. Şimdi artık ön kısmımıza geçiyoruz. Evet, 13 tane ilmeğimizi sırayla alıyoruz. Örerek geliyoruz. 13 tane ilmeği ördükten sonra en başta çekmiş olduğumuz 4 zincirimiz vardı. Onları örerken dikkat etmemiz gereken püf nokta sıkı bir şekilde örmemiz. Arada boşluk hiç kalmasın ki patimizin ön kısmına geçişimiz güzel dursun. Şimdi sizlere göstereceğim. 13 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Örmediğim 4 zincirimiz vardı. Şimdi onu örüyorum. Sıkı bir şekilde burayı örün. 1, 2, 3, 4 tane gördüğünüz gibi. Birincisini örüyorum. Burada bakın sıktım. Gördüğünüz gibi. Burası önemli. Şimdi ikincisini alıyorum. Çift kanadından alıyorum. Zincirin çift kanadına batıyorum. 3 ve 4. Şimdi diğer taraftaki birincisini bu şekilde battım. İkincisini normal alarak örüyorum. Burada da 13 ilmeğimi örüyorum. Sağda 13 ilmek, solda 13 ilmek, ortada 4 ilmek ördük. Bu sıramızda sıra sonuna kadar geliyoruz. En sondakini yine çift batıyoruz. Bir zincir çektik ve sıra sonuna kadar geldik. Bu şekilde bir sıra daha örüp geleceğiz. Bilenler bu şekilde çok bir şey hızlı bir şekilde örebilirler. Bilmeyenler için burayı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde bu öndeki 4 zinciri sıkı bir şekilde örüyorum. Bu şekilde ipimizi sardırarak arkada kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısmı sıkı ördüğünüz zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız patiğimizin ön kısmına geçişte.
Evet, ipimi sardırarak sıra sonuna kadar geliyorum. Bilenler bir sıra daha örüp gelebilir. Bilmeyenler için bir sırasını daha göstereceğim. Bu ön kısmı nasıl aldıklarını. Şimdi örüp geliyorum hemen. Evet, bu şekilde ördüm. 13. ilmeğimizi bu şekilde aldım. Ortadaki 4 ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 ve 4. Geri kalan 13 ilmeğimizi de normal bir şekilde alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, bu şekilde 2 sıra oldu. 2 4 6 8 tane ördüm. Şimdi ön tarafımızın yapağını artık geçiyoruz. Yeşil ipimi aldım. Dört tane yeşil örüyoruz. Bir, ipimi arkada bağlıyorum. Her ihtimale karşı. Bağladıktan sonra 4 tane yeşil örüyoruz. 2 3 4. Sarı ipimiz de bu şekilde arkada ilerlettim. Bir tane sarı örüyorum. Bir tane yeşil. Bir tane sarı, bir tane yeşil, tekrar bir tane sarı, bir tane yeşil, bir tane sarı örüyorum ve dört tane yeşil örüyorum. Bir, 2 3 4. Geri kalan ilmeklerimizi sarı ilmeğimle örüyorum. Sarı ipimle. Gördüğünüz gibi sağda ve solda 4 tane yeşil oldu. Ortada da 4 tane sarı, 4 tane yeşil. Evet, en sondaki ilmeği yine çift olarak örüyoruz. Bu sırada ne görüyorsak hangi iple o şekilde örüp sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. 2 2 geliyorum, bakın sarıyla. Yeşil ipimi çapraz bir şekilde aldım. Yeşilleri yeşil iple, sarıları sarı iple örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar yeşil ipimi aldım. Sarı ve 4 tane yeşilime geldim sıra. Sarı ipimi de bu şekilde başa doğru yürüttüm. Tekrar sarı ipimi aldım. Başa kadar geliyorum. Evet, başlangıcımızı kurduk. 2 3 4 5 6 7.
7 tane sarı ördük. Şimdi 4 tane yeşil örüyoruz. 1 2 3 4. Şimdi bir tane sarı örüyoruz. Bir tane yeşil. İki tane sarı. Bir. İki. Tekrar bir tane yeşil. Bu ortadaki yeşil sabit. Her zaman burası yeşil olarak geçecek yaprağımız bitene kadar. Tekrar iki tane sarı. Bir yeşil. Bakın ortadakinin sağında ve sonunda iki tane sarı oldu gördüğünüz gibi. Tekrar bir sarı. Ve tekrar 4 tane yeşil örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi de sarı ipimizle tamamlıyoruz. Ve başa kadar hangi iplerini ördüysek o şekilde örüp gelelim. Evet, bu şekilde başa kadar geldim. 6 tane sarı ördüm. 6 tane sarıdan sonra 4 tane yeşil örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar bir sarı. Bir yeşil. Bir sarı. Bir yeşil. Bir sarı ve bir yeşil örüyorum. Tekrar bir sarı, bir yeşil, bir sarı, bir yeşil, bir sarı ve 4 tane yeşil örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi sarı ile tamamlıyorum. Sıra başına kadar hangi renklerle örüyorsak o renklerle örüp geliyoruz. Evet, başa kadar geldim. 2, 4, 5 tane sarı ördüm bu sıramızda. 4 tane yeşil örüyorum şimdi. Dört tane yeşil ördüm. Bir sarı örüyorum. Bir yeşil. Bir sarı. İki yeşil örüyorum şimdi. Tekrar bir sarı. Ve ortadaki sabit yeşilimizi örüyoruz. Tekrar bir sarı. İki yeşil. Bir sarı. Bir yeşil. Bir sarı. Ve 4 tane yeşil örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimiz yine sarı renkli örüyoruz.
Sıra başına kadar yine hangi renklerle ördüysek o renklerle geliyoruz. Evet, şimdi geldik 2 4 6 8 9 tane sarı ördüm. Yaprağımızın alt kısmı bitti. Üst kısmını yapacağız. Bir tane yeşil, bir tane sarı, 3 tane yeşil örüyoruz şimdi. Tekrar bir sarı. Ortadaki sabitimiz yeşil. Ve diğer yanındaki sarı. Gördüğünüz gibi ortadaki yeşil ve yanlardaki sarı 3 ilmeğimiz hep aynı olarak gidiyor. 3 tane tekrar yeşilimizi ördük. 1 tane sarı. 1 tane yeşil. Geri kalan ilmeklerimiz sarı. Bu sarımızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, bir sonraki sıraya geçtik. 2 4 6 8 tane sarı ördük. Bir tane yeşil örüyoruz. Bir tane sarı. Tekrar 4 tane yeşil örüyoruz şimdi. Tekrar bir tane sarı, bir tane yeşil, bir tane sarı. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. 1 2 3 4 4 tane yeşil ördük. Tekrar bir tane sarı. Bir tane yeşil. Geri kalan ilmeklerimizi sarı örüyoruz. Bu sırımızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. 2 4 5 tane sarı ördüm gördüğünüz gibi. Bir tane yeşil örüyoruz. Bir tane sarı. Bir tane yeşil. 2 tane sarı. Üç tane yeşil. İki tane sarı. Bir tane yeşil sabitimizi örüyoruz. Tekrar iki tane sarı. Şimdi 3 tane yeşil. Tekrar 2 tane sarı. 1 tane yeşil. 1 tane sarı. Tekrar bir tane yeşil. Aslında yaprağımızın sağında hangi ilmekleri örüyorsak sayıları
Solunda da yine aynı şekilde o ilmekleri örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet, 2, 4, 6 tane sarı ördüm. Bir tane yeşil örüyorum. Şimdi 3 tane sarı örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane yeşil örüyoruz. 3 tane sarı. 1 ortadaki sabit yeşilimizi örüyoruz. Şimdi sonuna geçtik. Gördüğünüz gibi 3 tane sarı, 2 tane yeşil örüyoruz. Şimdi 2 tane sarı örüyoruz. 3 tane sarı örüyoruz. 1 tane yeşil örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi sarı örüyoruz. 2 tane yeşilden sonra 3 tane sarı, 1 tane yeşil, geri kalan ilmeklerimizi sarı örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Artık yaprağımızın son sırasına geçeceğiz. 2, 4, 5 tane sarı ördüm. 1 tane yeşil. 1 tane sarı. 1 tane yeşil. 2 tane sarı örüyoruz. 1 tane yeşil. 4 tane sarı örüyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4. Ortadaki sabit yeşilimizi örüyoruz bir tane. Şimdi sonuna geçtik. Gördüğünüz gibi 4 tane tekrardan sarı. 1 tane yeşil. 2 tane sarı. 1 yeşil. 1 sarı. 1 yeşil olarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Bakın, yaprağımızın son sırası bu artık. Tamamlıyoruz, geliyoruz. Evet, bu kısmı bitirdik. Artık çiçeklerimize geçeceğiz. 2 tane, sonra 3 tane, sonra 2 tane, sonra 1 tane şeklinde yapacağız. Evet, bu şekilde ördüm. 11 tane sarı ipimizi ördük. Yeşil ipimizi kestik. Artık çiçek kısmına geçeceğiz. Ben çiçeklerini beyaz ipimle yaptım. Sizler dilerseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane beyaz öreceğiz. Öncelikle beyaz ipimizi bağlıyoruz. Çiçek kısmı da oldukça basit. Eksiltmeleri nerede yapacağınızı da göstereceğim. Şimdi 3 tane beyaz yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi 3 tane sarı ipimizi örüyoruz. 3 tane beyaz örüyoruz.
Geri kalan ilmeklerimizi sarı renkle örüyoruz. Sıra sonuna kadar hangi renkle ördüysek yine başa kadar geliyoruz. Evet, şimdi tamamlayıp geldim. 2, 4, 6, 8, 10 tane gördüğünüz gibi sarı ördüm. Şimdi bu sırada 5 tane beyaz örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Arada bir tane sarı renk örüyorum. Tekrardan beyaz ipime geçiyorum ve 5 tane beyaz örüyorum. Geri kalan ilmeklerimizi sarı rengimizle tamamlıyoruz. Daha sonrasında hangi renklerle ördüysek başa kadar örüp geliyoruz. Evet, bu sırada ne görüyorsak aynısını örüp gelelim. Evet, bir sıra daha üzerine ördük. Gördüğünüz gibi 11 tane sarı rengimizi ördük. Şimdi 3 tane bordo rengimizi örüyoruz, bağlayıp. Arkadan bağlayıp sabitliyoruz. Bordo ipimizi isterseniz kesin ve bu sırayı ördükten sonra, çünkü üst sırada bir bordo öreceğiz, ya da arkadan yürütün. Tamamıyla tercih size kalmış. 3 tane bordodan sonra 3 tane sarı örüyoruz. Tekrar 3 tane bordo örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi sarı ipimle tamamlıyorum. Ve yine başa kadar hangi renklerle ördüysek o şekilde örerek geliyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet, bu sıramı da tamamlayıp geldim. 8 tane sarı ördüm. 3 tane beyaz örüyorum. Tekrar 3 tane sarı. Tekrar 3 tane beyaz. Bu sıramızda 3 tane çiçek kurulumu yapıyoruz. Tekrar 3 tane sarı. Tekrar 3 tane beyaz yapıyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi sarı ilmekle örüyoruz ve başa kadar geliyoruz. Bir üst sırada çiçeklerimizi aynısına örüyoruz. 3 tane çiçeğimiz var. Gördüğünüz gibi aralarda bir tane sarımız var. İkinci çiçeğimizi bitirip 2 tane olan çiçeğimizin başlangıcımızı örüp ikinci sırasından devam edeceğiz hep birlikte. Ondan sonra eksiltmeleri birlikte yapacağız. Buraya kadar örüp gelelim. Aynısı gördüğünüz gibi, sadece aralarda bir tane sarımız var. Evet, bu şekilde ikinci çiçeklerimi de ördüm. Aralarda bir tane sarı var gördüğünüz gibi. Onun bir üst sırası olan iki tane çiçeğimizin de birinci sırasını ördüm. Gördüğünüz gibi alttaki olan çiçeğimizin hizasından aynı başlangıcını yaptım. Sıralama gördüğünüz gibi alttaki çiçeklerle aynı. Bu iki tane çiçek olan kısım
Aynı. Şimdi eksiltmeleri yapacağız. Sağdan bir tane, soldan bir tane eksiltmelerimizi yapacağız. Bu ortadaki en son olan çiçeğimiz de yine iki çiçeğimizin tam ortasındaki kısım oluyor. Buradaki bakın sağdan ve soldan azaltacağız. Bu sondaki çiçekte en alttaki iki çiçeğin tam ortasındaki üç tane sarı var. Gördüğünüz gibi tam üç tane sarının hizasından tepesine kuracağız. O şekilde bitireceğiz. Gördüğünüz gibi tam hizasında kurdum. Çünkü ben iki sırayı anlatıp o kısımları örüp geleceğim. O yüzden sizlere göstermek istedim. Çünkü aynısı oluyor genellikle. Şimdi ikinci ve üçüncü ilmeğimi burada kesiyorum birlikte. İlk eksiğimizi yaptık. Şimdi diğer ilmeklerimizi örüyoruz. Aradaki çiçeğimi de devam ettiriyorum. Üçüncü çiçeğimizin ikinci sırasındayız. Beş tane beyaz yapıyoruz. Bordomu da bir üst sıraya taşıdım. Arada bir tane sarı örüyoruz. Tekrar 5 tane beyaz yapıyoruz. Çiçekler aynı değişmiyor. Gördüğünüz gibi kolay zaten çiçekler. Hem çiçekleri yapıyoruz hem de sağdan ve soldan eksiltmelerimi yapıyorum. Şimdi 3 tane ilmeğim kalana kadar yine sarı ipimle örüyorum. Evet, şimdi son 3 ilmeğim kaldı. 2 ve 3'ü sondan 2. ve 3. ilmeği birlikte bu şekilde kesiyorum. Evet, burada da eksiltmemi yaptım. Sondaki ilmeğimi yine çift batıyorum. Burada önemli olan nokta bu kestiğiniz ilmekleri biraz sıkı örün ki boşluk kalmasın arada. En sondakine 1 zincir sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine ikinci ve üçüncü ilmeğimi bakın sağdan kesiyorum. Diğer kalan ilmeklerimi örüyorum. Sonra beyazlarımı yine aynen örüyorum. Yine solda da ikinci ve üçüncü ilmeği birlikte bu şekilde kesiyorum. Sondaki ilmeği örüp geliyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu şekilde ilerleyerek son çiçeğimizi de yapalım. Ondan sonra kaç sıra öreceğimizi söyleyeceğim sizlere. Evet, bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi. Sağdan ve soldan eksilterek geldim. 3 sıra ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. 4. sıramı da sizlerle birlikte örüyorum şimdi. Bu şekilde 10 ilmek kalana kadar çiçeklerim de bitmiş oldu. Daha sonrasında o 10 ilmekle gördüğünüz gibi 4 sıramızı da ördük. Ve patiğimizi bu şekilde bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi monteleme kısmına geçeceğiz. Monteleme kısmı da önemli. Patiğin tığlamasını bir önceki videoda paylaşmıştım. Şimdi diğerini yapacağız hep birlikte. Monteleme kısmını. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi montelemeye başlıyoruz. Ortadaki 5 ilmeğim vardı. Taban kısmında
Burada da yine aynı şekilde tam ortasından başlayacağız. Şöyle 1, 2, 3 bu şekilde dördüncüsüne batacağız. 1, 2, 3 dördüncüsü gördüğünüz gibi bu şekilde ortadaki 5 tane sık iğne yaptığım bölümden tabanından alıyorum. Birincisine. Ortada 5 tane yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane zincir çektim, sabitledim. Şimdi tekrar diğerine batıyorum. 5. sıraya battım. Tabanımdan ikincisine batıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Şekilde sık iğne yaptım. Şimdi diğerine batıyorum. Tabanımdan üçüncü sık iğneye batıyorum. Aynı ovaya 5 tane olan sık iğneyi monteliyorum. Şimdi bir sonraki yere geçtim. 4 Bir sonraki yere geçtim. Şimdi tabanındaki 5. sık iğneye batıyorum. Evet, montelinin başlangıcını kurduktan sonra geri kalan kısım çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi sırayla sık iğne yapıyorum. Evet, ipim bordo olduğu için biraz gözükmeyebilir ama elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde montelime yapıyoruz. Benim toplam çevresindeki sık iğne sayım 125 oldu. Tabanıma da 125 sık iğne yaptım. Ve o şekilde bitirdim. Sizler de kendi ayak numaranıza göre trabzan sayınıza göre tabanınızı nasıl yapacağınızı anlattım. Her ayak numarasına göre nasıl taban tığlaması yapabilirsiniz pratik bir şekilde. O videomu da inşallah yorum kısmına bırakacağım. Patinizi montlamadan önce arkadaki iplikleri de muhakkak temizleyin. Evet, patiğimi bitirdim gördüğünüz gibi. Gerçekten çok şahane oldu. Şimdi sizlere bu bilek kısmını nasıl yaptım onu göstereceğim. Dilerseniz farklı bir süsleme de yapabilirsiniz ama benim tavsiyem benim yaptığım gibi yaparsanız daha güzel olur. Ligralı esnek bir bilek olmuş oluyor. Sabitliyorum öncelikle. Sabitledikten sonra bir zincir çektim. Şimdi ters olarak yapıyorum. Bir önceki ilmeğe batarak ilmeğimi aldım. Tığımı ters çevirdim. Bir zincir çektim. Bir önceki yere batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığımı çeviriyorum. İlmeği alarak bir zincir çektim. Tekrar bir önceki yere batıyorum. İlmeğimi aldım. Tığımı bu şekilde ters çevirdim. İlmeği alarak bir zincir çektim. Bir önceki yere batıyorum. İlmeğimi aldım. Çevirdim. Ve tekrar bir zincir çektim. İlmeğimi aldım. Bir tur ters çevirdim ve bir zincir çektim. Oldukça kolay gördüğünüz gibi hem de güzel esnek bir bilek süslemesi. Evet, bir tane daha gösteriyorum. Çevirdim tığımla bir zincir çektim. Evet, bu şekilde bilek kısmını yapıyoruz. Oldukça esnek bir süsleme gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Videomun devamlılığı için bu önemli. Çok emek ettik ve patiğimizi bitirdik sonunda.
Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Örgüyle kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.